Şimdi devam edelim. Yavaş yavaş. Tabii çok merak edilen bir şey. Yani daha önce belki sorulmuştur ama bu kadar şarkının bir yazılması... Bir şey soracağım daha önce. İzmir'le hala şarkılarında bir bağlantı var mı? Nedense sen benim kafamda hep böyle İzmir'den buraya geldin, İstanbul'dasın falan mı? Bir İzmirliliğin var kafamda. Sanki sen akşam buradan çıkıp... Gelememişim gibi mi? Evet. Akşam buradan çıkıp İzmir'e gidecekmişsin. Senin evin oradaymış gibi falan geliyor bana. Yani şarkıların da hep böyle hala İzmir'den bir şeyler anlatıyormuşsun gibi geliyor. Niyeyse. Çok uzun zaman geçirdim tabii. Onun etkisini yüksek ihtimal hissediyorsun. Bir de o işte o Egelilik. Belki işte bu biraz evvel konuştuğumuz o birazcık Dobralık, delikanlık falan. Ege insan meşhurdur biliyorsun. Evet. Diğer insanları kayırmak adına söylemiyorum tabii bunu ama... herhalde o hissettiği şey o olsa gerek. İlk albümlerinde de Ege'nin, İzmir'in bayağı bir şeyi var değil mi? Anılarından yola çıkıp. Ha? Var. Ege'nin Lodos var evet ilk albümde. Ege'nin Lodos doğru. Var da sadece onu demiyorum. Albümün genelinde yani Ege'de yaşanmış bir aşk. Efendim açık sayayım. İyi bir terk edildin mi sen? İşte sağlam bir terk edildin mi yani? Şöyle güzel. Sağ, okkalı yani. Okkalı. Valla okkalı bir terk. Ben terk edildim abi. Çok sağlam. Feci. Öyle böyle söyle değil yani. Söyle ya. Yazamadım yani. Öyle okkalı yazamadım terk işte. Ben kendimi mi? Buraya attım yani. Herkes terk edildi. Öyle çok okkalı terk edilmedim aslında. Hayır. Hiç konumuzla alakası yok. Evet. Çok da okkalı terk edilmedim aslında. Çok? Çok öyle okkalı. Ha okkalı terk edildim. Terk edilmedim aslında ama. Tabii sıkıntı. Elden geldi değil mi o? Evet. Yok mu hiç öyle bir yani öyle bir sıkıntılı bir durum yaşamadın yani? Ama arada yani yaşadım tabii bir sürü sıkıntı oldu ama yani öyle çok okkalı vah. Birebir şarkılara yansıyor mu bu yoksa? Yok hiçbir zaman birebir yansımaz. Çok iyi yaşadığınız bir duyguyu aslında çok sadece enerjisini ve o beslenmesini alıp başka bir yere de kanalize edebilirsiniz. Evet ama bütün millet merak ediyor yani. Eder, Sıla'nın yapar. Bu şarkılarındaki adam kim? Yani Sıla'yı bu kadar ağlatan, inleten, acı çektiren, dön diyen... alttan alan falan bu, kim bu adam yani gerçekten de büyük merak konusu tabii ki o adamı da bulduk. Bekliyordum. Her zaman diyecek girizgahtan anladık çıkacak zaten. Evet. O adamı bulduk. Konuşturdunuz. Sıla ile bir araya getirdik. Oo. Sıla'nın da haberi oldu bundan. Sıla'nın da haberi oldu. Sıla'yla beraber çektiğinize geliyor. Beraber çektiğinize geliyor. Evet Sıla'nın da haberi oldu. Sıla'yla bir araya o adamı getirdik. Sıla'ya bu şarkıları kim yazdırıyor? Yıllardır merak ediliyordu. Beyaz Show farkıyla izleyelim. Çok güzel. Sevgili izleyiciler, son zamanlarda saçma sapan olaylarla gündeme geliyorduk. Fakat bu sefer gerçekten de bir şey bulduk. Yanımızda Sıla'ya acılar çektiren adam, Sıla'ya şarkılar yazdıran adam ve Sıla'ya terk edip giden adam var. Tansever Kıyısız Göl, Sıla'ya bütün bu sözleri siz yazdırdınız ve neler düşünüyorsunuz? Bu süreç nasıl gelişti? Yani biz Sıla'yla tabii çok zor günler geçirdik ve hala da geçirmeye devam ediyoruz. Tabii ki bu adamla ben bir şeyler yaşadım. Ama tabii insan geçmişiyle yargılanmamalı değil mi yani? Bu çok önemli. Ben işte var ya bak, bunun işte bu tavrı çekici. Anlatabiliyor muyum? Ya bakmayın bunun böyle hani böyle çok böyle bir efendim yüksekte bir duruş, elit bir tavır, sert bir durum falan. Ya benim yanımda iken bayağı bir geyşalık yaptı yani. Öyle böyle değil. Bunun bir elit tavrına bakmayın. Bunun içinde büyük kezban yatar. Yani çok büyük bir kezban yatar. Tanseverciğim lütfen. Siz bana Sıla'nın bir tane trip atmadığı şarkısını söyler misiniz? Trip yok içinde bir şarkı. Ben açıkçası söyleyemem. Söyleyemese çünkü şarkıların hepsi bana. Ben o dönemde bunu bir aldattım. Yemin ediyorum manyağa döndüm yani. Ayıp oluyor ya artık biraz. Yani ben buraya bir sürü şeyi göze alıp geldim. Bak bunun bir şarkısı vardı. İki satırlık adamları musallat ettik kendimize diye. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. İki satırlık adam benim. Çünkü benim bir duruşum yok. Yani ben karaktersizim. Büyük bir ihtimalle Sıla da onun için sevdi beni. Göbüşkom sen biliyordun benim omurgasız olduğumu. Ama biliyordun yani. Bile bile he dedin sen. Şimdi bu havalar? Kokunu özledim. Yuh artık ya. Yuh yani. Ben yani gerçekten buraya geldim gelmesine ama o kadar rahatsızım ki şu an bu banal ortamdan yani. Ya yaşanmışlık hatırına buradayım sabrediyorum ama lütfen sınırı zorlamayın olur mu? Aramızdaki hangi yaşanmışlığın hatırına sabrediyorsun? Efendim? Yani unutamadığın bir yaşanmışlık var mı? Terbiyesiz. Sen ne adi şerefsiz bir adammışsın ya.
İnanamıyorum ya. Bakın beyefendi, ben her şarkıyı bir adama yazsam oho yani. Ya, ha. Bakın, buradan erkeklere sesleniyorum. Kendinizi fazla önemsemeyin. Kralına yol vermişim, soytarısıyla uğraşamam. Yüz verip adam ettiysen sıfırla çarpar yok ederim. Sıla'cığım, bunlar nasıl sözler, nasıl hareketler, hiç yakıştırıyor musun kendine ya? Gidene yol verecek olsaydım, gelene eyvallah derdim. Ben başlarım, ben bitiririm, ben seçerim, ben vazgeçerim. Suskunluğumla ezer, gülüşümle çiğner, onurumla giderim. Ne oluyor ya? Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Gideni ben değil, giden beni kaybetmiştir. Ah, ah! Kar yağsa da kardan da olsa etrafta adam görsek. Ne diyor bu ya? Sıla bildiğin gibi değil abi. Yine bak, içindeki Kezban çıktı yani. Ne? Ben sana açık bir şey söyleyeyim mi? Ben günlerde uyuyamıyorum. O ne o? Biz niye uyuyamıyorduk? Sevişmeden uyumayalım. Sanser, saçmalıyorsun ya. Hay Allah cezasını versin ya seninle geçen zaman. Lanet olsun yani. Tanrı'dan bir çiçek istedim. Bana bir bahçe verdi. Tanrı'dan bir ağaç istedim, bana bir orman verdi. Tanrı'dan bir geyik istedim, bana senin numaranı verdi. Çok beğeniyorum seni Orkun. Programa gelme sebebim biraz da sensin. Çok böyle değişik bir havan var. Etkileyici bir adamsın. Programın başından beri bakışıyorduk zaten. Ben de öyle bir elektrik aldım. Değil mi? Bakışları çok acayip. Tabii çok acayip bakışları. Yani böyle insanın kurt gibi falan uluyası gelir yani. Çok unutmuşluğu vardır beni yani. Ya şapşal şey ya. Çok şeker ya. Ya ben çok mutluyum böyle bir kadının ilk aşkı olmaktan yani. Ben de seni çok sevdim Tanser. Ama demin bana bir takım sözler verildi. Hatırlıyor musun göğsüme yattığını, saçlarını okşadığını, bana erkeğim dediğini? Ya evet, saçlarını okşadığında kirpiklerim üşürdü. Konu çok bölündü. Sevgili seyirciler, son zamanlarda saçma sapan olaylarla gündeme geliyorduk ve bir söz vermiştik. Ama gene bunun ucu çok acayip bir yere çıktı. Sıla tam bir Kezban çıktı. Elit olarak bildiğimiz, bir takım şeyler yüklediğimiz Sıla Kezban çıktı. Eski sevgilisini zaten ta şey oldu, o da bir garipti. Sizlerle tekrar görüşmek üzere. Bu programı sonlandırırken ekibim, rejim, herkese kucak dolusu. Beyazıt, efendim, bir şey söylemek istiyorum. Söyle. İğrençsin. Sen de şahanesin. Çok iyi oynamışsın. Çok iyi oynamışsın. Vallahi bak. Neden şarkısı yaz, otur el bizi beklememizde oynama ya. Uzun oturduğun yere. Sana derimine yemin ediyorum. Ne kadar güzel oynamış. Bak, hayatımdaki her şey üzerine yemin ederim. Gerçekten de. Benim mizah grubuna dedim ki, abi dedim Sıla'yla bir şey çekelim. Abi dediler çekelim mi nasıl? Dedim ki, acayip bir şey yazın çünkü mimiklerinden, kliplerinden görüyoruz. Evet. Çok acayip bir oyunculuk şeyi var. Yani konuşmasından da belli. Dedim ki bir şey çıkacak ya. Bir şey olur mutlaka sonunda. Sahiden biraz vallahi onun için çektim. Çünkü ben hani senin oyunculuğunu da merak ama ettim. Çok iyi yapmışsın. Çok iyi olmuş. Çok güzel çok olmuş. Güzel olmuş vallahi. Evet, evet. Gerçekten güzel olmuş. Bir ara nasıl tam böyle oyunculuğu nasıl arkadaşlar? Yok mu? Düşünmüyor musun? Yok canım. Düşünmüyorum tabii. Valla. Yok. Ama yemin ediyorum yapsan. Büyük konuşma. Ha? Büyük konuşma. Bence de büyük konuşma. Bence yapsan de yaparsın, ciddi çok iyi bir. Kimisi yaparsın, yakışır ya. Yaparsın, herkes yapar valla. Bir ara çok tam bu derdine. Laf mı soktun? Herkes yaparsın, yaparsın, herkes yapar. Yani. Bence ben evet yaptım oldu diyor yani. Öyle değil mi? Yapıyorlar, diyorlar, oluyor. Evet. Sen ne yani herkes de olduruyor. Yok ya, bir yere kadar oluyor. Tabii. Ya. O bak, herkes evet arayabilir. Herkese bir şey doğmuş şu anda yani. Evet. Oldu. Oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oldu.